Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Fiilimsilerle ilgili ikinci testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru, cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım söz konusu değildir demiş. Açıklamamıza bakalım. Sıfat fiilekini alan sözcükler isim fiilde olduğu gibi bazen sıfat fiil özelliğini yitirip kalıplaşmış isim yani kalıcı isim olabilir demiş. Tükenmez olmayınca mektubu kurşun kalemle yazdığı ifadesinde mazmez sıfat fiil ekidir. Fakat bu sözcük kalıplaşıp bir varlığın yerine geçtiğinden dolayı artık arkadaşlar nedir? Kalıcı isim olmuştur. Gelen misafirler sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı derken dursun. Geçmişini yok sayan bizden değildir dedi ifadesinde. Yine geçmiş arkadaşlar burada sıfat fiil ekini almıştır. Mış eki. Fakat bu sözcükte kalıplaştığı için bu da kalıcı isim olmuştur. Açacak bulamayınca arkadaşından kalem istedi cümlesinde bakın acak ecek sıfat fiil ekidir. Fakat açacak bir varlığın yerine geçmiş, bir maddenin yerine geçmiş. O yüzden bu da kalıcı isim haline gelmiştir. Şehrin güneyindeki çağlayan turistlerin ilgisini çekiyordu cümlesinde ise çağlayan kelimesine baktığımızda an en sıfat fiil ekini almış. Fakat bu sözcükte yine kalıplaşmış bir varlığın yerini tutmuş, o yüzden isim görevindedir. Gelen misafirler sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı cümlesinde bakın buradaki an en eki arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Kalıplaşmamıştır. Fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün aldığı ek ötekilerinden farklıdır demiş. Mez, ar, dik, ecek, miş ekleri aynı zamanda fiil kipeki olarak kullanılabilir. Bu ekler şayet çekimlenen bir sözcüğe ya da yüklem olan bir sözcüğe gelmişse kipeki sayılır. Ancak fiil anlamlı sıfat ya da adlaşma sıfat yaparsa sıfat fiil eki sayılır demiş ki hatırlayın biz bunu arkadaşlar konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Şimdi seçeneklere geçelim. Bulunmaz Hint kumaşı zannediyordu kendisini cümlesinde bakın. Mazmez eki sıfat fiil ekidir. Hint kumaşı belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl Hint kumaşı? Bulunmaz Hint kumaşı. Buradaki mazmez eki arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Ayrılmaz ikili yine bir şeyler karıştırıyordu cümlesinde. Buradaki maz eki de sıfat fiil ekidir. Çünkü ikili isim nasıl ikili? Ayrılmaz ikili. Bakın sözcük yine niteleme sıfatı görevindedir. Dolayısıyla mazmez eki de sıfat fiil ekidir. Bunu da elemiş olduk. Söylenecek sözümüz kalmadı artık sana ifadesinde. Acak ecek eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Sözümüz isim, nasıl sözümüz? Söylenecek sözümüz. Görmüş olduğunuz gibi sözcükte niteleme sıfatı görevindedir. C seçeneğini elemiş olduk. Beklenmedik bir anda karşımıza çıktı cümlesinde. Bakın buradaki dık dik sıfat fiil ekidir. Niye? Çünkü arkadaşlar an isim, nasıl an, beklenmedik an bu sözcükte yine niteleme sıfatı görevindedir. D seçeneğini elemiş olduk. Gidecek bir gün en sevdiklerini terk ederek cümlesinde gidecek sözcüğü yüklemdir. O yüzden buradaki acak ecek sözcüğü de gelecek zaman kipeki yerine kullanılmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisindeki sıfat fiil bu açıklamayı örneklendirmez demiş. Sıfat fiillerin nitelediği isim düşerse sıfat fiiller adlaşır. Bakalım, ağlayanlar elbet bir gün güler ifadesinde an en eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Ağlayan insanlar niteleme sıfatıdır. İnsanlar kelimesi düşmüş. Ağlayanlar sözcüğü nedir arkadaşlar? Burada adlaşmış sıfattır. Dolayısıyla sözcük isimleşmiştir arkadaşlar. A seçeneğini elemiş oluruz. Çocuk ata binenleri seyrediyordu cümlesinde an en eki yine sıfat fiil ekidir. Ata binen sporcuları desem binenler sözcüğü adlaşmış sıfattır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Gelen misafirler samimi bir şekilde karşılandı demiş dursun. Çürümüşleri bir poşete koyup çöpe attı. Çürümüş derken muşmuş eki sıfat fiil ekidir. Çürümüş domatesler. Domates düşmüş, çürümüş sözcüğü adlaşmış sıfattır arkadaşlar. O yüzden nedir? Biz D seçeneğini elemiş oluruz. Anlatılanlar hepimizin ilgisini çekti. Bakın buradaki an en de sıfat fiil ekidir. Anlatılan konu desem konu düşüyor.
Anlatılanlar sözcüğü ismin yerine geçiyor. Bu da adlaşmış sıfattır. O yüzden biz E seçeneğini denemiş oluruz. Şimdi burada gelen misafirler derken an en iki bakın sıfat fiil ekidir. Misafir isim, nasıl misafir, gelen misafir niteleme sıfatı. Dolayısıyla isim düşmemiş, sözcük de niteleme sıfatı görevinde. Bunun için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, atasözlerinin hangisinde sıfat fiil çekim eki alarak adlaşmıştır diyor. Bakalım çıkmadık candan umut kesilmez ifadesinde bakın dık eki sıfat fiil ekidir. Can isim, nasıl can, çıkmadık can sözcük burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. İsmi belirtmiştir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Akacak kan damarda durmaz. Bakın acak ecek eki sıfat fiil ekidir. Kan isim, nasıl kan, akacak kan yine sözcük niteleme sıfatı görevindedir. Dolayısıyla B seçeneğini elemiş oluruz. Söyleyene bakma, söyletene bak ifadesi dursun arkadaşlar. Doğmamış çocuğa kaftan biçilmez. Bakın mış eki sıfat fiil ekidir. Çocuk isim, nasıl çocuk, doğmamış çocuk. Doğmamış sözcüğü de burada yine niteleme sıfatı görevindedir. Bunu da elemiş olduk. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. An en eki burada sıfat fiildir. Yer isim, nasıl yer, ateş olmayan yer. Bu da niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla E seçeneğini denemiş olduk. Şimdi söyleyene bakma, söyletene bak cümlesinde an en nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir ve adlaşmış sıfattır. Söyleten kelimesinde yine aynı şekilde an en sıfat fiildir. Söyleten adam dersem adam düşmüş, söyleten kelimesi kalmış. Bu da adlaşmış sıfattır. Bunun için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, cümlelerin hangisinde sıfat fiil ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bakalım, davetsiz gelen, döşeksiz otur ifadesinde an en sıfat fiil ekidir. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi adlaşmış sıfata geliyor. Kör ile yatan şaşı kalkar, yine an en eki sıfat fiil ekidir. Bu da adlaşmış sıfata gelmiş. Eken biçer, konan göçer, en sıfat fiil eki. An yine sıfat fiil ekidir. Bu da arkadaşlar adlaşmış sıfattır. Konan insan göçer, eken insan biçer anlamında. Denize düşen yılana sarılır. Bakın an en eki yine sıfat fiil ekidir. Bu da adlaşmış sıfattır. Görünen köy kılavuz istemez cümlesinde bakın an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Köy isim, nasıl köy, görünen köy, görünen sözcüğün niteleme sıfatıdır. Diğerlerinden farklı bir görevde kullanılır demişti. Diğerleri adlaşmış sıfat. Bu niteleme sıfatı olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cümlelerin hangisinde mış, miş, muş, müş ekini alan sözcük sıfat fiil göreviyle kullanılmamıştır diyor. Buzdolabındaki çürümüş meyve ve sebzeleri çöpe attı derken meyve isim, nasıl meyve, çürümüş meyve niteleme sıfatı. Bakın müş, müş eki de burada sıfat fiil ekidir. Bayatlamış simitleri poşete koyup dışarı bıraktı cümlesinde simit isim, nasıl simit, bayatlamış simit niteleme sıfatı. Buradaki mış eki de nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Matematik öğretmenimiz anlaşılmamış konuları tekrar etti cümlesinde konular isim, nasıl konular, anlaşılmamış konular niteleme sıfatı. Mış eki burada yine sıfat fiil ekidir. Geçen gün buraya gelmiş ama kimse onu görmemiş cümlesinde bakın miş yüklem yapmış arkadaşlar sözcü. Dolayısıyla bu nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Görmemiş derken de arkadaşlar buradaki miş de yine öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok okunmuş kitapları bize tanıttı cümlesinde kitaplar isim, nasıl kitaplar, okunmuş kitaplar niteleme sıfatı. Buradaki muş eki de nedir arkadaşlar? Sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır. Yedinci soru, dizelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyor. Bakalım, döndüm daldan kopan kuru yaprağı derken an en eki burada sıfat fiil ekidir. Bunu elemiş olduk. Söz söyleyen yoktur sözüm üstün ifadesinde yine an en eki sıfat fiil ekidir. Bunu da elemiş olduk. Ayın şavku vurur sazım üstüne. Bakın arkadaşlar burada var mı? Yok. Bunun için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Senden başkasını seven delidir ifadesinde an en eki sıfat fiil ekidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi derken diyar isim, nasıl diyar, bilinmez diyar.
niteleme sıfatıdır. Mazeki de burada nedir arkadaşlar? Sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 8. soru. Bu dizelerde numaralanmış sıfat fiillerden hangisi ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler derken bakın, sevilmiş insan desem bu sözcük nedir? Adlaşmış sıfattır arkadaşlar. Yine seven insan desem seven sözcüğü de adlaşmış sıfattır. Buradaki miş eki sıfat fiil ekidir. An eki de sıfat fiil ekidir. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecek ifadesinde sevgili isim hangi sevgililer? Giden sevgililer niteleme sıfatı. Buradaki an en eki de sıfat fiil ekidir. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden ifadesinde giden insanlardır. Bu sözcükte nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfattır. Bakın buradaki an en eki de sıfat fiil ekidir. Birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden ifadesinde ise dönen insanlar olacak arkadaşlar. Bu da adlaşmış sıfattır. Buradaki an en eki de yine sıfat fiil ekidir. Farklı bir görevde demişti. 3 numaralı sözcük niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Cümlelerin hangisinde ecek, acak ekini alan sözcük sıfat fiil görevinde kullanılmıştır? Giyecek yardımı yapılması için kaymakamlığa dilekçe yazdı cümlesinde bakın giyecek sözcüğü acak ecek ekini almış. Fakat bu sözcük bir varlığın yerini tuttuğundan dolayı arkadaşlar kalıplaşmıştır, isim olmuştur. O yüzden A seçeneğini eleriz. Evde yiyecek kalmadığı için evin yanındaki restorana gitti ifadesinde yiyecek kelimesine baktığımızda acak ecek ekini almış. Yine kalıplaşıp bir varlığın yerini tuttuğundan dolayı bu artık isimleşmiştir. B seçeneğini denedik. Yakacak alması gerektiğini hatırladıkça düşüncelere dalıyordu ifadesinde yakacak kelimesi acak ecek ekini almış. Fakat yine bir varlık ya da kavramı karşıladığı için bu da isimleşmiştir. Bunu da denedik. Kafenin içecek listesinde aradığını bir türlü bulamamıştı ifadesinde içecek kelimesi yine bir varlık ya da kavramın yerini tutuyor arkadaşlar. Kalıplaşıyor, isim oluyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yazacak bir şeyler bulmak için şehrin her yerini geziyordu ifadesinde. Bakın acak ecek eki burada arkadaşlar fiil özelliğini devam ettiriyor. Yazacak bir şeyler diyor. Eylemsi özelliğini devam ettirmiştir. O yüzden bu sıfat fiildir. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Dizelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Bakın burada arkadaşlar sıfat fiil yok. Eledik. Dikenler içinde sarı gül vardır ifadesinde. Kelimenin kökü diken. An en ekini alamayız. O yüzden burada da sıfat fiil yok. Bunu delemiş oluruz. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Arkadaşlar fiil yok görmüş olduğunuz gibi. Bunu deledik. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Yine arkadaşlar burada da fiil yok. Bunu delemiş oluruz. Daima çalkalanır bir gönül vardır ifadesinde çalkalanmak fiil. Buradaki ır nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde sıfat fiil ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Söylenmedik söz bırakmadı arkadaşlarına. Söz isim, nasıl söz, söylenmedik söz niteleme sıfatı. Buradaki dıktik eki de sıfat fiil ekidir. Günümüzde okunacak nitelikli kitaplar azaldı cümlesinde ise bakın kitaplar isim, nasıl kitaplar, okunacak nitelikli kitaplar sözcük niteleme sıfatıdır. Buradaki acak ecek eki de arkadaşlar sıfat fiildir. Beklenen büyük gün nihayet geldi. Gün isim, hangi gün, beklenen gün ya da nasıl gün, beklenen gün niteleme sıfatı. An eki de burada sıfat fiil ekidir. Heyecandan bildiği soruları bile çözemedi ifadesinde bakın sorular isim, nasıl sorular, bildiği sorular niteleme sıfatı. Buradaki dıktık eki de yine sıfat fiil ekidir. Gidenin ardından yas tutmanın anlamı yoktur cümlesinde an en eki sıfat fiildir. Gidenin, giden kızın, giden erkeğin, giden insanın olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözcük nedir? İsmin yerine geçtiğinden dolayı adlaşmış sıfattır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Çünkü diğerleri niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır.
12. soru. Bu parçada numaralanmış fiilimsilerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır? Bilmediğim bir taraf derken taraf isim, nasıl taraf? Bilmediğim taraf niteleme sıfatı, dık dık eki de burada sıfat fiil ekidir. Zaman isim, nasıl zaman? Duran zaman niteleme sıfatı, an en eki de sıfat fiil ekidir. Yıkmış büyük sular derken sular isim, nasıl sular? Bendini yıkmış büyük sular niteleme sıfatıdır. Mışmış eki de burada sıfat fiil ekidir. Kasıp kavuracağını sanarak korktum ifadesinde korkmak fiil, nasıl korkmuş? Sanarak korkmuş. Bu sözcük fiili belirttiği için durum zarfıdır. Arak erek eki de burada arkadaşlar nedir? Zarf fiil ekidir. Tanıyan herkes derken herkes isim, nasıl herkes? Tanıyan herkes niteleme sıfatı, an en eki de burada yine sıfat fiil ekidir. Sıfat olarak kullanılmayanı sormuştu. Bakın sanarak sözcüğü durum zarfı olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geldik. 13. soruya. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir fiilimsidir demiş. Bakalım dokunduğu derken dıktık eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Yakalanmaya derken mame nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Tuttuğu derken yine buradaki tuk arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Toplandığı derken sıfat fiil ekidir. Derlediği derken dıktık eki yine sıfat fiil ekidir. Farklı olanı sormuştu. Yakalamaya sözcüğü isim fiil eki aldığından dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.